Adobe'nin sunduğu Onur Naci ile Sahur'a doğru reklamlardan sonra devam edecek. Atiker'in sunduğu Kurtlar Vadisi reklamlardan sonra devam edecek mi bropalar? Etsin ama sizin sesinizle. <laughs> Baya reklam gibi girdim ben. Biraderlerim, rapçi bropalarım, seslendirmen kankalarım sesinizi satabildiğinizi biliyor muydunuz? Bakın sesinizle iş yaptığınızı sadece konuşarak bu konuştuklarınızı kaydederek para kazanabilirsiniz. Tabi bunun için ne kadar yetenek gerekiyor, ne kadar ekipman gerekiyor bunları anlatacağım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İnternet dünyasında dünyası böyle bir dünya. Mesela Çin'de uygulama üreten biri Türkçe seslendirme seçeneği koymak istiyor ve bunun için sizi kullanabiliyor. Bilgisayarınızın başında oturarak şu mikrofondan bir şeyler kaydederek çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz ve bunları kazanan insanlar var. Burada özgüven, girişimcilik kovalamalar çok önemli. Sizlere her zamanki gibi bakın her zamanki gibi beni tanıyanlar bilir sizlere para kazandıracak çok güzel taktikler verdim. Bugün de sesinizi satarak para kazanabileceğiniz yollardan ve sitelerden bahsedeceğim. Mustafa Sarıgül gibi oldu. Nereye gittiğinizi biliyoruz. Hadi ya, tembellik yapıyorsa yapalım kusura bakma. Niye 75 milyon Mustafa Sarıgül bro. Pam kanalıma abone olmayı unutma kanks. <laughs> Gel de beraber bir masaya vuralım bedayı. Kankalar şimdi sizlere sesinizi satarak para kazanabileceğiniz cici cici sitelerden bahsedeceğim ama öncesinde şundan bahsetmem gerekiyor. Bunun için neler gerekiyor tek tek anlatayım kankalar. İlk önce kendinize güvenmeniz gerekiyor. Yani bir mikrofon başına geçip şunu söylerseniz kimse size para vermez. Eee gidin e, va Valorant oynayın sos sonra Onur nacizi Böyle konuşursanız kimse size para vermez kankalar. İnsanlar niye size seslendirmenlik yaptırsın? Siz bu şekilde kendinizi sattırabileceğiniz özgüvenli, kendine güvenen, kaliteli bir seslendirmen olmanız gerekiyor. Keza seslendirmenlik bir iş zaten. Bunu yapan yüzlerce, binlerce muazzam kaliteli insanlar var. Sesini doğru kullanan, nasıl kaydedeceğini bilen, bu işleri bilen, kayıt programlarını bilen insanlar bu işlerden çok güzel paralar kazanabiliyorlar. Eğer siz de girişimciyseniz, kendinize güveniyorsanız kazanın diye söylüyorum. Yani birincisi özgüvenli olacaksınız sesinizi bir şekilde mikrofon başında sattıracak şekilde güzelce bir konuşmanız lazım. Size verilen metni çatır çatır okumanız lazım kanka. İkincisi kaliteli bir mikrofona ihtiyacınız var ama bu kaliteli mikrofon dediğim böyle 20 bin 30 bin liralık mikrofonlar değil. Sesinizi net bir şekilde alması yeterli. Yani bu mikrofonu ben zamanda 1300 lira falan almıştım. Çok kaliteli bir sesi var. Bundan daha ucuz mikrofonlar da vardı. Ben bu ışıklı böyle Ankara ağzıyla söylemek gerekirse cavlıyor diye aldım ama daha ucuza daha güzel daha böyle kaliteli işler çıkaran da mikrofonlar var. Araştırırsanız bunu yani güzel bir mikrofonu ihtiyacınız var. Telefonla kaydedemezsiniz. Telefonla kaydederseniz hiçbir işe yaramaz. Kimse de sizden ses satın almak istemez. Sesi yollarken kaliteli bir şekilde yollamanız lazım. Sesiniz çatır çatır böyle kaliteli gelmesi lazım. Üçüncüsü ufak bir yalıtım. Yalıtım dediğim para harcayacağınız şeyler değil. Ben bu odaya geçtiğimde odada çatır çatır yankı vardı. Ne yaptım? Yere halı sererek yerdeki yankıyı kesiyorum. Büyük büyük perdeler kullanarak camdan sekecek sesleri kesiyorum. E odamın içerisinde iki tane koltuk var. Arkamda da kitaplık var. Keza bence en güzel yalıtım bir kitaplıktır. İçerisinde kitapların dizildiği. Sesin geri çarpıp gelme ihtimali yoktur. E ne oluyor? Halıyla doldurun odayı. Yani odanızda halı olsun. Orta büyüklükte bir oda seçin. Burada perde kullanın. Odayı doldurabildiğiniz kadar doldurun. İşte duvarlarda bir şeyler olabilir. İşte koltuklar olabilir. Perde falan filan. Yani odanız dolu olduğunda zaten yankı yapmayacaktır. A dediğinde mesela odanda bir yankı olmasın. Aynı benim gibi böyle ses net gelsin yani. Çünkü yankılı bir sesi satamazsınız. Kalitesiz olur. Bu yüzden odanız orta büyüklükte dolu bir oda olsun. Ha diyelim ki hala yankı var. Bunun için yalıtım malzemesi alamıyorsanız bir tane battaniye alın veya bir tane yorgan alın. Duvara çekin. Ses nereden seker? Boş duvardan seker. Boş duvara bir tane battaniye çek. Mandalla yapıştır battaniyeyi. Oradan ses sekmez yani duvarda battaniye olursa. Tavandan ses sekiyorsa tavana aynı şekilde battaniye zer. Çok basit. Yani yankı yapan yerlere battaniye yastık falan koyabilirsiniz kankalar. Size en ucuz haliyle anlatmaya çalışıyorum. Dördüncü ve en önemli ayrıntılardan adımlardan biri de bahsedeceğim sitelerin hepsinde üyelik açın. Bir tane site seçip girmeyin. Hepsinde üyelik açın. Hepsinde satış yapmaya başlayın. Çünkü bu sitelerin mantığı şöyle. Bir tane satış aldığınızda artık o sitede güvenilir bir insan haline geliyorsunuz. Neden? Çünkü siz o satışı yaptınız. Keza 5 yıldız aldıysanız artık insanların bir referansı oluyor. İnsanlar diyor ki ha bu adama iş yaptırılmış ve 5 yıldız almışsa ben bu adama iş yaptırabilirim. Ama hiç yıldız olmayan, hiç satış yaptırmayan bir insan çok zor tercih ediliyor. İlk o satış çok zor ama birkaç satış aldıktan sonra Sonra ivme bu şekilde çıkar. Bütün freelancer sitelerinde öyledir. Kullananlar bilir. İlk birkaç satış zordur. O yüzden bütün sitelerde üyelik açın. Ve bütün sitelere kaliteli bir portfolyo ekliyorsun. Böyle gidiyorsun mesela mikrofonunu falan ayarladın ya. Belli başlı reklamları kendince çevirip oraya ses kaydı olarak atıyorsun. İnsanlar nasıl bir ses kaydı alacağını bilsin. Yani mikrofon başına geçip şunu da diyebilirsin. Tamam. Auto. falan da diyebilirsin kankam yani. Bu tamamen sana kalmış ama insanlar senin profiline girdiğinde orada dinleyeceği sesler olsun. Kendini güzel tanıtan bir yazı olsun ve fiyatlandırmanı da ona göre yap. Çok ucuza yapma. Bu işler ucuza olmaz. Gidip 3 dolara 5 dolara koyma. Böyle 30-50 kelimeye falan yaz orada kelime başına. 50 kelime dedi mesela 30 dolar 40 dolar falan seç. Gidip 5 dolar yazma yani sırf ucuz bir iş diye. Çünkü ucuz yazdığınızda tam tersi insanlar gelmiyor. Ucuz yapan insanları seçmiyorlar. Lan zaten 50 dolar ya. 50 dolar para mı lan? Adamın 50 50 lira yani yurt dışında sana iş yaptırmak isteyen bir insan için 50 lira. O yüzden fiyatlandırma yaparken ben sürümden kazanayım, ucuz yapayım derseniz hata edersiniz. Ben yıllardır freelancer sitelerinde takılırım, iş de yaptırırım, iş de yaptım. Ucuz yaparsanız orada boğulursunuz. Sağlı yapın. Bir tane işten sonra zaten işleriniz açılır kankalar. Umarım anlatabilmişimdir. Sitelerden bahsederken birkaç taktik daha vereceğim. Şimdi sıra sıra freelancer sitelerine ve ses satış sitelerine gelelim. Sizlere çok güzel siteler derledim. Bazı çok kaliteli siteler de vardı ama orada Türkçe satamadığınız için herkese hitap etme düşündüm o yüzden Türkçede destekleyen siteleri sizlere derledim kanka Zaten birinci site herkesin bildiği site Fiverr. Fiverr bir freelancer platformu. Yani Fiverr sadece ses satabildiğiniz değil. Bu tür bütün işleri yapabildiğiniz, video çekebildiğiniz, video editlediğiniz, herhangi bir seslendirme sanatçısıysanız seslendirme yapabildiğiniz, influencersanız reklam bile alabildiğiniz bir site. Aslında freelancer ve satış olarak çok güzel bir site. Fiverr zaten %90'ınız biliyor artık. Fiverr'da satış yapabilirsiniz kankalar. Buradaki taktiğimiz de ne? Mesela bilgisayardan bakarak devam edelim. Mesela Fiverr.com'a girdiğimizde yazalım. Voice yazalım. Voice VoiceOver diye geçer ama voice yazdık mesela. Şimdi voice yazdığımızda zaten burada çatır çatır çıkıyor. Bakın ablamız seslendirme yapıyor. Bir dayı seslendirme yapıyor. Ve ciddi şekilde de yorum almış. 507 yorum. Diyor ki sesimi kullanarak size Amerikan erkek sesiyle bir seslendirme yapabilirim diyor. 30 dolardan başlıyor. Bak dediğim gibi tam benim dediğim fiyatlandırmalara da yapıyor. Dinletebiliyor burada kendini. Over 60 years of legendary music with just one Arkaya da telifsiz bir müzik koymuş. Üzerine konuşmuş ve bunu satıyor kankalar. Mesela buradan gelip Türkçe'yi seçebilirsiniz. Mesela buradan geldik Türkçe'yi seçtik. Türkçe'de 20 kişi seslendirme yapıyor. Mesela bu arkadaş baya satış yapmış. 100 satış yapmış. 10 dolardan satış yapmış. Çok da iyi işler yaptığını eminim. Filiz duydun mu? Mani bonusla Migros ve Makro Center'lardan her ikinci 100 serilik alışveriş 30 mani kazandırıyormuş. Böyle seslendirmeler satabiliyorlar. Fiverr bu şekilde bütün işlerinizi satabileceğiniz bir platform kankalar. Burada bir sürü Türkçe olarak sesinizi satabilirsiniz. Keza iyi bir İngilizceniz, iyi bir Almancanız falan varsa da o şekilde ilanlar da açabilirsiniz. Yani bir yabancı diliniz varsa daha iyi. Hem Türkçe seslendirme yaparsınız hem İngilizce seslendirme yaparsınız. Ve bu şekilde size metin verilir ve metni okursunuz kankalar. WAV ve MP3 yani ses kayıt biliyorsanız zaten bunu hemen öğreneceksiniz. MP3 sıkıştırılmış dosya, WAV sıkıştırılmamış en kaliteli ses dosyası. MP3 isteyenlere farklı fiyatlandırma, WAV WoW isteyenlere de farklı fiyatlandırma çekebilirsiniz. Bunun sebebi de belli bir piyasa yaratma. Yani insanlara dersiniz MP3'ü 15 dolara, WAV'ı WoW 20 dolara. Yani sizin aslında pek bir çalışma farkınız olmaz ama işte işine önem veren insanlar ya 20 dolar vereyim de bana WAV WoW biçiminde de yolla diyebilir kankalar. İki türlü de yollayabilirsiniz. Bu şekilde de bir piyasa yaratılabilir ki yapanlar da var. WAV WoW olarak profesyonel seçiliği koyuyorlar. Benim de fiyatlandırma tavsiyem şahsen 30 kelime ile 50 kelime arası 20-30 dolar çekebilirsiniz kankalar. O şekilde yazın. İyi bir seslendirmenseniz de size bu şekilde işler gelecektir. Mesela Çin'de uygulama üreten biri Türkçe seslendirme seçeneği koymak istiyor. Ve bunun için sizi kullanabiliyor. Yani bu uzun dönem de olabiliyor. Tamamen bir uygulamaya Türkçe seslendirmen olarak sizi atayabilir. Ve bu şekilde mesela sizden 1000 kelimelik bir satış da alabilir. Aslında çok büyük bir pazar. Bu pazarı da kullanabilirsiniz. İkinci sitemize geçelim. Envato Studio. Burada studio.envato.com'a girebilirsiniz kankalar. Bu aslında çok bilinmeyen ya Envato çok büyük bir site ama Envato Studio çok bilinmeyen bir site. Çok fazla kullanılmaz. Fiverr kadar ünlü değildir ama bence çok güzel bir pazar. Alıcı olarak çok fazla alıcısı olan ama Fiverr kadar da satıcısı olmayan bir site. Bu yüzden en azından beni izleyenler bu siteden de faydalanabilir. Buraya da bir üyelik açmanızı tavsiye ederim. Mesela buraya Voice yazdığımızda zaten direkt çıkıyor. Amerikan diyor yani. Amerikan Voice. İstersek şuna tıklayalım mesela. Burada da gelelim. Yukarıdan Voice seçelim. Voice Overs'ta da burada bir bütün satıcıları görebilirsiniz. 5 sayfa satıcısı varmış. Burada Türkçe satış yapabilirsiniz. Mesela burada Türkçe satış yapan birini arıyorum ama sanırım Türkçe satış yapan birisi yok. Yani siz olabilirsiniz. Burada da Türkçe voiceover satışı yapabilirsiniz. Burada tabi aylık olarak ödüyorlar bildiğim kadarıyla. Aylık olarak yani kazandığınız para ödeniyor. Onun dışında da burada da aynı şekilde kendi fiyatlandırmanızı koyuyorsunuz. 30 saniyelik bir ses diyor. 30 saniyelik sese 125 dolar istiyor kankalar. Siz de bu şekilde burada da satış yapabilirsiniz. Bu da ikinci sitemiz. Envato Studio çok güzeldir, çok kalitelidir. Kesinlikle kullanmanızı öneririm. Üçüncü siteye geçelim. Üçüncü sitemiz Voices.com. Tamamen ses satmaya dayalı bir platform. Çok da büyük bir platform ama dediğim gibi pazarı da geniş. Yani alıcısı çok ama satıcısı da çok. Aynı şekilde VoiceOver'a tıkladığımızda burada audio production falan da görebilirsiniz ama siz ses satacaksınız. Ses satacağınız için burada dil olarak Geliyorsunuz buradan Turkish'i seçiyorsunuz. Dediğim gibi İngilizceniz, Almancanız varsa çok iyi işler yapabilirsiniz. Burada Almanya'da, İngiltere'de yaşayan seslendirmenler var. Bu şekilde siz de sesinizi satabilirsiniz. Sabahattin Çakır al diyor mesela. Eski bir şehir olan Dubrovnik'in Palgate adındaki büyük girişinde bulunmaktayız. Geçit şu andaki görünümünü... En çok satış yapan abimiz de kesinlikle en çok satış yapmayı hak etmiş. Çok güzel yapmış. Tatlı bir uykuya dalıyor. Tavana yansıttığı ışıklarla duyuları gelişiyor. Bence çok güzel seslendirmenler var. Siz de burada bir hesap açabilirsiniz. 93 tane Türkçe seslendirmen varmış. Yani çok büyük bir site olduğu için satışçısı da çok fazla. Ama yine de en azından sesine güvenen müşteri bulabilecek arkadaşlar bu siteye de üyelik açabilir. Denemesi bedava kankalar. Bu da 3. sitemiz. Tamamen bu işler için oluşturulmuş bir site. Ve diğer sitelere nazaran daha iyi paralar kazanabilirsiniz bu sitede. Aynı şekilde Weave Profile dedik. 49 iş tamamlamış ve buraya da kaydettirilmiş. Yani buradan direkt invite to job diyerek işe davet edebiliyoruz ve fiyatla anlaşıyoruz. Burada diğer sitelere nazaran daha iyi paralar kazanabilirsiniz dediğim gibi. Bu da 3. sitemizdi. 4. sitemize geçelim. 4. sitemiz voice <laughs> voice123 voice123.com Burada search voice actors diyor. Burada hemen ses aktörlerimizi seçtik ve buradan geliyoruz language'den Turkish yazalım ve buradan Turkish'i seçtik. Turkish seçtikten sonra bakın burada da 112 satıcı varmış. Buradan mesela dinleyelim kendimizi ne kadar ifade edebiliyoruz güvenilir komik gerçekçi yalancı iyimser fanatik yardım Bak adam kendini ne güzel ifade etmiş yani güven verecek şekilde her türlü sesini kullanmış her türlü sesini göstermeye çalışmış kankalar kesinlikle takdir ediyorum ve burada yine sesinizi satabilirsiniz profil açabilirsiniz. Burada biraz daha bütçe bazlı çalışılıyor yani buradan book now ya da kontak diyoruz bu düğmeleri kullanarak insanlarla iletişime geçebiliyoruz mesela book now dediğimizde bizden bütçemizi istiyor ve burada bütçe bazlı çalışıldığı için benim bu kadar bütçem var şunu şunu yaptıracağım ve projenin ismi diyorsunuz insanlarla iletişime geçe biliyorsunuz kankalar. Veya kontak diyorsunuz. Konu ve mesajınızı yazarak insanlarla da kontak kurabilirsiniz. Detaylı biçimde yazabilirsiniz. Satıcı da olabilirsiniz. Şimdi dördüncü sitemiz buydu. Beşinci sitemize geçelim kanka. Bu da Fiverr gibi çok ünlü bir freelancer platformu. Upwork. Upwork'ü de zaten bilenler bilir. Buradan search'ten voice yazdığınızda hatta buradan voice Turkish diyelim. Saatine 37,5 dolar, saatine 40 dolar gibi ücretler var. Burada da aynı şekilde seslendirme yapabilirsiniz. Mesela burada Gülşen ablamız 20 bin dolardan fazla kazandığı söyleniyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sitede olabilir. Sitede 20 bin dolardan fazla kazanmış olabilir. Burada da yaptığı işlerden aldığı geri dönüşler. Burada biraz daha saat bazlı çalışılıyor ama burada tabii voice yazdık. Lakin translator yani çevirmenler çıktı. Tabi burada Ahmet isimli arkadaşım voiceover olduğunu görebilirsiniz. Tabii buraya voiceover yazalım direkt. Bu şekilde insanlar çıkıyor kankalar dolardan fazla yapanlar 60 bin dolardan fazla yapanlar çıktı Hem çevirmenler hem de voiceoverlar Buradan da portfolyoları inceleyebiliyorsunuz Upwork'ü de kesinlikle incelemenizi öneririm kankalar Çok güzel bir site Detaylı ve kullanılan bir site kanka Son sitemize geçiyoruz kankalar Voiver.com Voiver biraz daha pahalı bir site Yani mantığı da biraz enteresan bir site Mesela buradan Turkish yazıyoruz Ve Turkish'te 50 kelime diyoruz Find voiceover talent diyor Yani yetenekli seslendirmenleri ara dedi Ve burada gördüğünüz üzere 50 kelimeye fazla ücretler çıkıyor. Neden bu sitede böyle hiçbir fikrim yok ama Voyver'da insanlar biraz daha fazla ücretleri, yüksek ücretlere çalışıyor. Aynı şekilde mesela bakabiliyoruz. Burada bir arkadaş varmış 135 euro istiyormuş. İlk her şey düşündüğümüz gibi oldu. Tam bu başarıyı kutlamak üzereyken ufak bir sorun çıktı. Buradaki ses kalitesi biraz daha hoşuma gitmedi açıkçası. Yeni Volkswagen Transporter termal. Daha iyisini yaptık ve biz en iyisini yaptık güzel bir konuşma güzel bir telaffuzla bu şekilde işler yapmışlar burada da Voivor'da da bir üyeliğiniz olsun. Voivor'da da bir ilan açın ve sesinizi bu şekilde koyun. İnsanlar size hire now diyerek sizi tutsun işçi olarak kankalar. Bonus olarak da bir site söylemek gerekirse yine her zaman bildiğiniz üzere Bionluk, Fiverr'ın Türk versiyonu ama burada çok çalışmanızı açıkçası istemem. O yüzden bonus dedim. Çünkü burada ses müzik dediğimizde seslendirme dediğimizde burada 10 TL'leri, 20 TL'leri görünce benim açıkçası moralim bozuluyor. Daha yabancı sitelerde de yapabilirsiniz ama yine de burada da bir üyeliğiniz olsun. İş olsun da ben her türlü kaydederim her türlü çalışırım derseniz 7. sitemizde bir onluk da seslendirme yapabilirsiniz ama burası Türkçe yapıyorsanız en azından daha böyle büyük bir okyanus yani burada çok fazla seslendirme yapan insanlar olduğu için burada biraz daha zorluk çekebilirsiniz. Çok yetenekli de insanlar var biraderlerim bropaları. Bu şekilde kankalar sizlere sesinizi satacağınız 7 tane siteden bahsettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur biraderlerim. Hepsinde üyelik açıyorsunuz. Hepsinde satış yapıyorsunuz. Hatta ileride satış yaptığınızda da bana mesaj olarak atarsınız. Abi bak senin şu videondan sonra seslendirme yapmaya başladım ve işte şöyle bir iş aldım gibi. Beni de mutlu edersiniz biraderlerim buropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup instagramdan spankram adıyla beni takip edebilirsiniz kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay